GCM Yatırım Menkul Değerlerden herkese merhaba. Ben Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır. Hafta ortasındayız. Önemli finansal varlıklardaki hareketliliklerin artabileceğine ilişkin beklentimizi paylaşacağımız bir video çalışması gerçekleştirmek istiyorum. Haftanın ilk iki işlem gününde varlıklarla alakalı çok ekstrem bir fiyatlama değişimi söz konusu değildi. Ama haber akışına baktığımızda da özellikle bugünden itibaren gelecek kritik beylerin sonuçları varlıklardaki o sakinliği yerini hareketliliğe bırakabilir. Bunlardan ilki FOMC toplantı tutanakları ve FED Başkanı Powell'ın piyasaları vereceği mesaj olacak. Bunun akabinde bunun öncesinde Amerika'dan gelecek olan ADP tarım dışı istihdam değişimi verisine ulaşacağız. Bu iki günden maddesinden sonra özellikle Cuma günkü verilere odaklanacağız. Cuma günü Tabii ki gündemimizde tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar, işsizlik oranı olacak. Ama onun öncesinde büyümeyi tahmin etmeye katkı sağlayan PMI verisine ilişkin beklentiler, yani satın alma müdürleri endeksine ilişkin e, detaylara ulaşacağız. Bu arada tarım dışı istihdam ve PMI ile alakalı e, kurum nezdinde bilgilendirici bir video çalışması gerçekleştirdik. Bunu da YouTube kanalımızda bu e, konularla alakalı eğitici bilgilere ulaşmak isterseniz ilgili bölümlere bakabilirsiniz. Bu gündem maddeleri önemli. Hepsi de en azından dolar teması üzerinde etkin bir görüntü oluşturabilmesine imkan tanıyabilir. Bu arada satın alma müdürleri endeksi PMI dediğimiz sadece Amerika'ya özgü değil Avrupa tarafında da hatta Çin tarafında da gelecek PMI dataları hem Euro bazı özellikle de altın fiyatları üzerinde de etkili bir görüntü oluşturabilir. Sadece dolarlı varlıklar değil diğer varlıklarda da fiyatlama davranışları etkili olacaktır. Hangi veri nasıl önemlidir, hangi veri ne zaman açıklanacaktır gibi soruların cevaplarına da analizlerimizde gerek sabah gerekse akşam FX tarafındaki analizlerimizde bunları görebilirsiniz. Ben buradaki e, makroekonomik gündemlerin olası fiyatlama reaksiyonlarına değinmek istiyorum. Burada dolar endeksiyle başlamak istiyorum. Dolar endeksinin haftalık bültende haftalık genel değerlendirmemize paylaştığımız 9526 ve 9636 seviyelerinin önemi devam ediyor. Haftanın ilk iki işlem gününde dolar endeksinin 9526 dip bölgesinde bir çıpalama oluşturma eğilimi söz konusu. Ancak bunun için dolar temasını güçlendirecek haber akışına ihtiyaç olduğu unutulmamalı. Özellikle bugün yani 30 Ocak 2019 tarihindeki EDP tarım iş istihdam değişikliği ve daha sonra FOMC tutanakları, Fed Başkanı Powell'ın piyasalara vereceği mesaj önemlidir. Bugün 95.26'nın üzerinde kalıp kalmayacağımızı inceleyeceğiz. Neden bunu vurguluyoruz? Çünkü dolar endeksinin aşağı ya da yukarı reaksiyonları en başta euro dolar paritesi üzerinde etkisini hissettirecek. Neden? Çünkü klasik dolar endeksi dediğimiz şey Amerikan dolarının 6 önemli para birimi karşısındaki reaksiyonudur. Burada euro para birimi %57.6 ağırlığıyla ilk sırada yer alıyor. Bu sebeple de dolar endeksindeki bu hareketler Euro dolar paritesini direkt olarak etkileyecektir. 95.26 seviyesinin üzerinde kalması demek dolar endeksinde pozitif bir görüntünün oluşmasına imkan tanır. Bu da Euro dolar paritesinin aşağı yönlü hareketlerini güçlendirir. Dolar endeksinin 95.26 seviyesini altına sarkması durumunda ise 94.58'lerden başlayan yükselişin sona erdiğine ilişkin düşünce güçlenir ve bu da aşağı yönlü reaksiyonları hızlandırabilir ki böyle bir durumda euro dolar paritesinde 1.15'lere doğru bir geri çekilme izlenebilir. Yani özetle euro dolar paritesi yeni dönemde 1.13'e mi düşecek yoksa 1.15'e mi çıkacak sorusunun cevabında dolar endeksinin 95-26 seviyesine göre vereceği tutum önemlidir. Kurum yatırımcılarımız GCM MetaTrader 4 içerisinde dolar endeksi grafiğini açarak dolar endeksine ilişkin beklentilerimizi ilgili platform üzerine ekleyebilir ve buna göre de takibini sürdürebilir. Dolar endeksi grafiğimiz mevcut platform içerisinde vardır. Euro dolar paritesine geçelim. Euro dolarda geçtiğimiz hafta özellikle Kasım ayından itibaren başlayan kısa vadeli yükseliş trendinin alt bölgesini kırarak trend görüntüsünü değiştirdiğini izlemiştik. Ama akabinde e, Cuma günkü Son yukarı yönlü hamle ister isemiz bu algıyı e, birden değiştirmiş oldu. Ama ana trend hala negatif ve 233 günlük üstel hareketli ortalama 115.85'ten geçiyor. Hatta 1.15.85-1.15.10 bölgesi 144 ve 233 günlük üstel hareketli ortalama olarak ana negatif trendi destekliyor. Parite bu bölgenin altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü reaksiyonlarına devam edebilme potansiyeli var. Burada sorgulayacağımız husus şu. Parite tekrar 1.15'in üzerine 1.15-1.16 bandına çıkacak mı çıkmayacak mı? Bu sorunun cevabında biraz önce dolar endeksinin 95-26 temasına seviyesine göre vereceği reaksiyonun önemli olduğunu izah etmiştik. Şu anda baktığımızda Eurolar paritesinin son 3 günlük mumunda 1.14.55 yani 100 günlük üstel hareketli ortalamadan baskı görmeye çalışan bir süreç var. Bu sebeple de eğer dolar temasına bir güçlenme olur, yorumlar paritesinin aşağı yönlü bir reaksiyon olursa teknik tarafta bu şaşırtıcı olmamalı. Böyle bir durumda aşağı yönlü hareketlerde 113 Kırılması durumunda da 1.12.15'lere kadar alanın olduğunu söyleyebiliriz. Yol dolar paritesi ile yukarı yönlü hareketlerin bir trend e, takibi olması yönündeki e, düşüncemiz desteklenmiş durumda. Yani yukarı yönlü hareketler negatif trend için önemli bir fırsat konumunda olmayı sürdürür. Ne zaman beklentimiz değişir? 1.15.85'in üzerinde günü kapatırsa yani günlük bir kapanış gerçekleşirse o zaman algı değişir. O zaman 120 gündemi yer alır. Ama şu an için 1.10 gündemimiz hala aktif bir şekilde devam etmekte. Dolar endeksinin 95.26 seviyesine gö göre tutumuna dikkat etmekte fayda var. Sterlin dolar paritesine baktığımızda 1.24.20'lerden başlayan bir yukarı yönlü hareket var. Akabinde 1.27'yi geçti ve Ana negatif trende destekleyen kritik bölgelere ulaşmıştı. Son süreçte sterlinin daha fazla değer kazanması negatif görünümün sona ermesine imkan tanıdı. Bu sebeple de yeni görüntüde sterlin dolar paritesinde 1.27 ve 1.29.80 yani 233 günlük ağırlıklı hareketli ortalama üzerinde pozitif bir beklenti ve 1.35'lere kadar gerçekleşecek olası bir çıkış beklentisi gündemimizde. Geri çekilmeler ne kadar devam eder sorusunun cevabında 1.30.80'ler önemli değil şu anda bulunan bölge. Akabinde en kritik bölge şu an için 1.29.80 yani 233 günlük ağırlıklı hareketli ortalama. Bir geri çekilme olacak mı? 1.27. 27'ye yaklaşacak mıyız? Bu soruların cevapları için 1.29.80 önemlidir. Ama teknik görüntüde bu ortalamanın üzerinde yukarı yönlü reaksiyonuna devam edebilme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Yurt içi tarafa gelelim. Dolar Türk Lirası'nda 200 günlük üstel hareketli ortalama 5.20'nin üzerinde kalma çabası var ama bu çaba henüz teyit kazanabilmiş değil. 34 ve 50 günlük üstel hareketli ortalama 5.35 5.38 bölgesinden geçiyor. Haftalık bültenle 5.35 5.39 olarak izah etmiştik. Şu anda güncel seviyesi 5.35 5.38. Eğer dolar Türk lirası 5.35 5.38 bölgesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirebilirse o zaman 5.55 hatta 570 566 gibi rakamlar son süreçte test edilen seviyeler ve buralara kadar yeni bir beklenti oluşabilir. Ama 535 538 bölgesi geçilemezse o zaman dolar Türk Lirası'nın 200 günlük üstel hareketli ortalamaya yaklaşması hatta buraya ulaşması ve yeniden bir karar verme süreci oluşabilir. Neden? Eğer dolar Türk lirasına 5 seviyesine doğru bir geri çekilme gözlemlenmek isteniyorsa ya da 5 seviyesine doğru bir hamle beklentisi oluşacaksa öncelikle 200 günlük üstel hareketli ortalama 5.20'nin altında günü kapatması lazım. Son süreçte geçtiğimiz haftada 5.24 eylelerden bir toparlanma var. Yani bu bölgenin kırılması ihtimali zayıflıyor. Ama bunun için de yukarıda bir teyide ihtiyaç var. Bu sebeple de şu anda dolar Türk lirasında henüz görüntü net değil. Biraz daha sakin bir yatay bir görüntü söz konusu. Bu sebeple de daha net görüntü için 5.20 altında ya da 5.35-5.38 bölgesi üzerindeki kalıcı hareketler takip edilmelidir. Ons altın tarafına baktığımızda 2018'in Kasım ayı sonundan itibaren Aralık ayı istatistik bilgilerimizi paylaşmıştık hatırlarsak ve burada ons altının yukarı yönlü reaksiyonlar gerçekleştirebileceği üzerinde durmuştuk. Nitekim beklentimiz 1220 civarlarından itibaren korunuyor. 2019 yılı için beklentimizde ana görüntü 1357 dolar altında negatif. 1357 dolara kadar çıkacak mı sorusunun cevabında da teorik anlamda 1287 psikolojik anlamda 1300 dolar seviyesine göre gerçekleşecek kalıcı hareketlere bakmıştık. Nitekim ons altın 1287 üzerinde haftalık kapanış yaptı. Hatta 1300 dolar üzerinde haftalık kapanış yaptı. Algısını kuvvetlendirdi. Bu sebeple de kısa vadeli olarak baktığımızda 1296 seviyesi üzerinde şu anda 1315 kritik bölge geçilmesi durumunda 1333'lere kadar bir alanın olduğunu söyleyebiliriz. Genel çerçevede baktığımızda yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Bu da 2019 yılı için ayı piyasasını desteklediğimiz 1357 dolara biraz daha yaklaşma potansiyelini güçlendiriyor. Bu sebeple de ilk etapta yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme potansiyeli var. Kısa vadeli olarak 1296 ya da psikolojik 1300 dolar seviyesi önemli bir destek konumunda. Biraz önce de vurguladığımız gibi 2019 yılına ilişkin beklentimizi hala negatif bir beklentiyi koruyoruz. Ayı piyasası görünümün devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Neden? 2010 için ilk çeyreğine itibaren baktığımızda kanal çizgisi her ne kadar yataya görünse de yine de bir negatif trend çizgisini de anımsatıyor. Bu da 1357 seviyesinden geçiyor. 1357 ya da son yılların zirvesi 1365, 1373 bu bölgeler geçilmediği müddetçe altın fiyatına tekrar aşağı yönlü bir hareket beklentisi gündemimize yer alacak. Ancak bu bilgi şu anda aklımızın bir köşesinde olmakla birlikte mevcut aksiyon için henüz bir strateji oluşturmaya gerek yok. Şu an için yukarı yönlü reaksiyonlar, kısa vadeli pozitif beklenti devam ediyor. Nereye kadar devam edebilir? Biraz önce de vurguladığımız gibi 1357'ye kadar bir beklenti mevcut. Bunun öncesinde de 1333'lere kadar bir alan var. Şu an için eğer makro temalı görüntüde fiyatı fiyatıyla alakalı negatif bir seyir oluşturmayan bir görüntü izlersek yani pozitif fiyatlama davranışını destekleyen bir onsaltın görüntüsü izlersek o zaman yukarıda kritik olarak vurguladığımız seviyeleri yani 1333 ve 1357 dolar seviyelerine doğru bir çıkış izlenebilir. Böyle bir çıkış oluşturması kısa vadeli alıcıları heyecanlandırabilir. Ama özellikle tepe bölgeye yaklaştıkça uzun vadeli satıcıları da tekrar heyecanlandırabilir. Bu aradaki farka dikkat etmekte fayda var. Son olarak da gram altına değinelim. Neydi gram altının hesaplanışı? Dolar Türk Lirası çarpı çarpı 10 saltın bölü 31.10 dolar Türk lirasının henüz görüntüde netleşmediğini söylemiştik henüz bir karar verme sürecinde olduğunu vurgulamıştık. Ons altında da yukarı yönlü reaksiyonların devam ettiğini vurgulamıştık. E burada da gram altında yukarı yönlü fiyatlama devamının gelebilme potansiyeli var. Dikkat edebileceğimiz ya da kritik olarak adlandıracağımız seviye şu an için 226 seviyesi. 226 seviyesinin üzerinde kalıcı bir hareket oluşturursa 235'lere hatta 240'lere kadar bir alan oluşabilir ama 226 direnç noktası geçilmezse tekrar 220'lere hatta 215'lere kadar bir geri çekilme ihtimali gündemde yer alabilir. Şu anda odaklandığımız şey 226 seviyesine göre geleceği reaksiyon. Peki geçilebilir mi? Geçilebilme potansiyeli var çünkü 10 yukarı yönlü reaksiyonlarına devam ediyor. Burada dolar Türk lirası da yukarı yönlü potansiyelini korursa o zaman gram altına daha üst noktalara ulaşabiliriz. Ama tabii Burada dikkat etmemiz gereken husus sadece gram altın için değil genel bütün e, mevcut varlıklarla aktarımız teknik görüntüler temel makro dinamiklerle desteklenecek mi buna bakmak lazım. Genel çerçevede teknik ve temel analiz yöntemini kullanırken kullanmış olduğumuz ya da önemsediğimiz altın kral nedir? Temel makroekonomik ekonomik dinamiklerin teknik olarak trendi değiştirip değiştirmeyeceğidir. Bu sebeple de teknik olarak bahsettiğimiz tüm hususlardaki görünümler, bugünden itibaren gelecek makro dinamiklerle birlikte değişecek mi? Desteklenecek mi? Bunları takip etmekte fayda var. Şu an için en önemli haber akışı FOMC ve tarım dışı istihdam. Bunun dışındaki gündem maddeleri yani yine dikkat etmemiz gereken gündem maddeleri ise ADP tarım dışı istihdam değişikliği bir de büyümeyi tahmin etmeye katkı sağlayan PMI datalarıdır. Buna dikkat etmekte fayda var. Genel çerçevede Euro dolar, dolar endeksi, sterlin dolar, dolar, Türk Lirası, gram altın, ons altın gibi varlıklarla alakalı teknik beklentiler ve haftanın kalan zamanlarındaki dikkat edilmesi gereken makroekonomik dinamikleri bu şekilde izah edebiliriz. Bu konularla alakalı daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler kurumumuzun FX tarafındaki sabah ve akşam analizini inceleyebilir. Tarım dışı istihdam ve PMI ile alakalı e, Eğitici bilgiler nedir sorusunun cevabını da YouTube kanalımızda yer verdiğimiz güncel video çalışmaları inceleyebilirsiniz. Ayrıca da saat 16'da Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklanmadan önce YouTube canlı yayınımız vardır. Bu yayına da katılarak tarım dışı istihdamla alakalı eksik bilgilerinizi tamamlayabilirsiniz. Herkese başarılı işlemler dilerim.